Bir köpek ve insanın yakın arkadaş olması bilinen bir şeydir. İnsanlar kendilerine bazen dört bacaklı bir arkadaş bulurlar. Ben adında bir labradorla bu çok sıra dışı dostluk başlar. Vahşi bir hayvan ve bir insanın yakın arkadaş olabileceğini düşünüyor musun? Sen bu arkadaşlığa bir şans bile vermiyorsun ama hayvan ve insan ilişkileri hakkında duyduğunuz tüm korku hikayelerini unutun. Çünkü bugün bu video ile bu konudaki şüpheleriniz ortadan kalkacak. İrlanda'da bir limanda meydana gelen eşsiz bir olay var. Sıkça rastlanan ve bilinmeyen bir sebepten ötürü aniden denizin ortasına doğru yüzen bir köpek var. Köpek her gün denize inip ortasına doğru yürüyordu. Bir gün köpeğin sahibi bu benzersiz davranışını merak etti. Daha sonra sahibi onu takip etmeye karar verir ve evcil köpeğinin aslında limanın yakınındaki denizin ortasında ne yaptığını görmeye çalışır. Ve sahibin gördükleri onu şaşırtır. Hikaye İrlanda'nın kuzeydoğu sahilindeki Pitorescue Toro adasında geçiyor. Orada manzara inanılmaz ama atraksiyonu büyük ve çok farklıdır. O her gün özel bir şey yapan bir köpektir. Son derece neşeli ve insanlarla oynamayı seviyor. O kadar popüler olmadan önce yerliler onu sıradan bir köpek olarak gördüler. Onu öne çıkarabilecek tek şey her gün birkaç saat kaybolmasıydı. Bir zamanlar adada yaşayan insanların ardından limana gitti ve sahibi onun neden bunu yaptığını merak etti. Anlaşıldığı üzere Ben en iyi arkadaşıyla buluşmak için suya atlıyordu. Arkadaşı çok sıra dışı biriydi çünkü onun büyüleyici bir yunus olduğu ortaya çıktı. O daha sonra Doggy adını aldı. Evcil köpeğin deniz arkadaşı olan bir yunusla buluşmak için her gün denizin ortasına gittiği oldukça benzersiz olduğunu gösteriyor. Sahibi tarafından takip edilen köpeğin bir yunus ile yüzmekten çok mutlu olduğu görünüyordu. Ben bölgedeki tüm sakinlerin gözdesi olan bir labrador köpeğiydi. Çünkü Ben sıradan bir köpek değildi. Bu olağanüstü bir köpek çünkü günlük aktiviteleri artık turistler için bir cazibe merkezi haline geldi ve belki de şimdi sizin içinizde. Ben her sabah uyanır ve sahibiyle limana koşardı. Sahibi onunla gitmezdi ama o da köpeğinin yunus arkadaşıyla tanışmak isterdi. Ben ve Doggy birlikte yüzerlerken çok mutlulardı. İkisi de anın tadını çıkarır ve bunu her sabah yaparlardı. Aynı zamanda birlikte oynadıklarını ve yüzdüklerini görmek isteyen insanların da görmek istemelerini sağladılar. Memnun kaldığında da Ben kıyıya geri dönecek ve bekleyen sahibiyle buluşurdu. Akıllı köpek. Uzun süre su ile oynamaktan ve birlikte yüzmekten memnun olduktan sonra köpeğin kenara geri döndüğü görülüyordu. Sudan çıkan köpek saçlarını kurutmak için sahilde kendini sallardı. Onların dostlukları kesinlikle normal değildi çünkü hayvanlar tamamen farklı dünyalardan geliyordu. Neyse ki gördüğünüz gibi bu onları hiç rahatsız etmiyor. Tayfalarında saatler geçirmeyi seviyorlardı. Peki sen iki farklı çeşidin arasındaki yani köpekler ve yunuslar arasındaki bu arkadaşlık hakkında ne düşünüyorsun? Bu gerçekten iki farklı grup arasında beklenmeyen bir şeydi. Onlar barış içinde beraber yaşıyorlardı. Umarız ki insanlar olarak da birbirimizin farklılıklarına saygı gösterebilir ve çeşitlilik birlik içinde birlikte yaşayabiliriz. Vahşi bir hayvan ve bir insanın yakın arkadaş olabileceğini düşünüyor musun? Sen bu arkadaşlığa bir şans bile vermiyorsun. Ama insan-hayvan ilişkileri hakkında duyduğunuz tüm korku hikayelerini unutun. Çünkü bugün bu videoda tüm şüpheleri ortadan kaldırdık. Hazırsanız aslan, kurt, ayı ve daha birçok vahşi hayvanla insanların inanılmaz arkadaşlıklarına bakalım. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bu videoları izlemenizi tavsiye ederiz. İyi günler.